kent türküsünü kısa sapla çalacağız. Uzun sapla çaldık yıllar önce. Kısa sapla nasıl çalacağız onu bugün göreceğiz. Tekrarları çaldım. Bir es ve bağlar çok önemli bu türküde. Bir esleri iyi saymamız lazım, bir bağları iyi saymamız lazım. Şöyle ilk bölümü çalayım. Bağlar ve mi bemol sesleri, değişen sesler var. Genelde kısa sapçılar bu sesleri çok kullanmazlar, iyi kötü çalanlar. Bu mi bemol nerede diye soranlar olur. Mi bemol, mi natürel biliyoruz, üçüncü perde. Mi bemol de ilk perde. Yani şu tahtadan sonraki ilk boşluğa mi bemol deniyor, alt telde. Yani ilk tahtadan sonraki ilk boşluk perdemiz oluyor, ilk perdemiz oluyor bizim. Yani ilk perde deyince hep şu ilk şeritten sonraki boşluğa sayıyorlar. Yok, ilk şu eşik var, üstte eşik. Üst eşikten sonraki boşluk birinci perde olarak sayılır. Burası da mi bemol oluyor alt telde. Mi bemol oluyor bazı zaman ses, bazı yani mi natürel normalde bazen mi bemol oluyor, değişiyor o mi. Ona dikkat edelim. Şöyle başlıyor. İlk nakarat kısmını şöyle notasını söyleyerek yavaş yavaş çalayım. Şöyle es de başlayayım. Es, mi, fa, fa, mi, fa, sol, mi. Nakarat bölümü. Hem bu arasaz olarak çalınıyor hem nakarat. Datla değil, lim kısmı. İlk bölüm çalayım nakarat kısmını. Do ilk satırdan başlayayım mesela. Şöyle es de başlıyor. Es, mi, fa, fa, mi, fa, sol derken pozisyon alıyor. Sol'u dördüncü parmakla başlıyor. Devam ediyorum. Mi, mi, fa, mi, re, fa, mi. İlk ölçü bu. Bir daha çalıyorum. Es. Mi, fa, fa, mi, fa, sol, mi, mi, fa, mi, re, fa, mi. Devam ediyorum. Burada artık mi'ler bemolleşecek bundan sonra. Re, re, mi, re, do, mi, re derken mi bemol oluyor. İlk perdeye basıyoruz mi dediğim zaman. Re, re, mi, re, do, mi, re, do, do. Dikkat edin. Re, re, mi, re, do, mi, re, do, 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 do. Bu do'da ne yaptım? Bağlı do. Pembe karaman tartımında pembe raman yani K tartımı P, B'nin içine geçiyor. Bunu nasıl tarif ediyorum ben çalarken derste? Pembe boş raman. Karamanın K'sı boş bak. Boş. Boş raman. Anladık mı? Boş raman. Karaman, karaman ya. K'yı boş geçeceğiz. Boş ra'dan alacağız. Pembe boş raman. Devam ediyorum. Es'le devam ediyor. Es. Re, 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 re. Mi, re. Do, do. Si, re, si. Re, do yapıyor. Es'le başlıyor. Re, 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 mi, re derken mi bemol yine. B işareti var zaten. Mi'nin önünde. Es. Re, 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 mi, re, do, do, si, re, do. Bak burada da pembe gelibolu tartımı var. Pembe gelibolunda bağ var. Yani pembenin B hecesi gelibolunun G hecesini kapsıyor. Pembe libolu diye okumamız lazım bunu okurken. Nasıl okuyacağını? Yani pembe tartımı bu. Üst alt. Gelibolu nasıl? Üst alt, üst alt diye gelibolu. Şunu yapacağız. Pembe libolu. Yani G'yi boş geçeceğiz. Pembe boş li bolu. Boş gelibolunun G'si boş li bolu. Boş li bolu. Boş li bolu. Evde sadece bunu çalışarak buraları oturtabilirsiniz. Mesela pembe boş li bolu. Pembe boş raman gibi
kalıplara oturtabilirsiniz. Yani kalıplara oturmadan türküyü çalamayız. Türkünün şeyi çıkmaz, ruhu çıkmaz yani. Notaları basarız öyle tın tın tın. Ama kalıplar çok önemli. Şöyle mesela ne yapıyor burada? Do, do, si, re, do yapıyor mesela. Do, do, li, bo, lu. Si alttan geliyor, re üstten, do da üstten geliyor. Burada neden do üstten geliyor? Beşinci parmakla basılan do her zaman yukarıdan vurulur. O kuraldan ötürü. Kısa sap için öyle bir kural var biliyorsunuz. Beşinci parmakla yani üst telde do kullandığımızda her zaman üstten vurduğumuzdan böyle denk geliyor. Ama aslında normalde li bollu üstte bitmesi lazım ama burada beş denk geldiğinden böyle geliyor. O ölçüyü çalıp devam ediyorum. Es, re, 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 mi, re, do, do, si, re, do, si, si, la, do, si, la, 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 sol, fa yapıyor. Devamı şu bak. Si yine pembe li bolu var yine bak. Si si la do si. Si si la do si. Pembe boş li bolu yapıyor. Si si la do si. La 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 sol fa. Fa derken alt teldeki fa'yı kullanıyor. Orada çünkü o kadar kalın bir fa'mız yok bizim. Kısa sap bağlamada. Onun için mecbur ince teldeki fa'yı kullanıyoruz. Yani kalın bir fa olması lazım. Uzun sapta mesela var o fa. Onu kullanıyoruz. Kısa sapta yok o fa'mız. Şöyle yapıyor. La 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 sol fa. Fa sol fa sol si la. La 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 la. Şuraya alıyorum. Son ölçü. Yani üçüncü satır ilk ölçü oluyor. La fa 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 sol fa sol. Hep soller, fa da sol de ince oluyor artık. Mecburen. Yani tek fa ve solümüz burada bizim çünkü. Kısa sapta daha bunun kalını yok. Onun için mecbur bununla geçiştirmiş oluyoruz bu türküyü. Neşet Usta bu türkü geniş bir aralıkta yapmış. Daha pestler iniyor ama kısa sapa uygun bir türkü değil zaten o anlamda. Söyleniş anlamında. Ama biz bu buradan kurtarıyoruz artık bunu. Şöyle. Fa, fa, sol, fa, sol, si, la, 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 la. Burada yine pembe raman var. La 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 yani pembe boş raman yapıyor. Ya söz kısmı geçiyor. Söz kısmı çok kolay. Es de başlıyor yine. Es la 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 sol fa sol fa fa. Bir daha çalıyorum. İlk şu garip halimden devam ediyorum. Bir daha. Es la 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 sol fa sol fa es fa sol fa fa sol la 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 şu garip halimden bilen işveli nazlım diyor. Şöyle orada es var, ikisinde de es var, dikkat. Es la 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 sol fa sol fa es fa sol fa fa sol la 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 la. Es'i nasıl yapıyorduk? Ankara'nın anı yokmuş gibi düşünüyorduk değil mi? Es'i de öyle hatırlayalım. Es, kara. Ankara diye yapmıyor da. An boş. Es, kara ya da boş, kara gibi oluyor. Es, la 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 la. O tartımda şırıl tartımı, sabır tartımı, sabur tartımı öyle diye söylerler. Sabır, la la. Pembenin tam tersi. La la diye vuruyor. Es, la 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 la. La la sol fa sol fa es fa sol fa fa sol la 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 tekrar ediyor es la 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 sol fa sol fa es fa sol fa fa sol la 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 la. Sonra tatlı dilime giriyor. Tatlı dilim güler yüzlü kısmı aynı yukarıdaki ilk başta çaldığımla aynı aslında ama birkaç yerini değiştirmiş. Bu kitapta. Bu kitapta Ümit Çiçekçioğlu'nun hocamızın kitabı. Ondan yararlanıyoruz kısa sapta. Yine resmini atarım. Notaların resmini. Şöyle devamı şu. Devamında birkaç değişiklikler var. Şöyle baştan sona terazi tartımı falan koymuş. Gerisi ama hemen hemen aynı. Biz ilk kısmı çalsak da yeter aslında. İlk kısmında kafa yoracağız ya. İkinci kısımda değişiklikleri araya sokarsak kafamız karışmasın diye ilk kısmı çalabiliriz. Sınıftaki öğrenciler için onu söyleyeyim. Devamını ben yine söyleyeyim. Şöyle. Es, mi, fa, fa, mi, fa, sol, mi, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, mi, re, do, mi, re, do, do,
la do si la 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 sol fa fa sol fa sol si la 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 la. Böyle çalabiliriz. İlk baştakini çalabiliriz. İlk baştakini çalalım biz. Hiç karıştırmayalım. Şöyle ilk baştakini ben çalayım, öyle biten türküyü. Es mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re fa mi. Yani iki bölüm var türkümüzün. Bu türküyü böyle çalalım. Ne dedik? Fa, pes faları. Bildiğimiz fa ve sol'ü kullanacağız incedeki. Ve mi bemoller birinci perdeydi. Ve bağlar. Pembe raman ya da pembe libolu. Onlara dikkat. Yani boş libolu, boş raman gibi çalışabiliriz. Kolay gelsin, iyi seyirler.